Arap-İsrail Savaşları. 1948 Arap-İsrail Savaşı. Nedeni 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıdır. Arap taarruzu ile Arap-İsrail Savaşı başladı. Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Suudi Arabistan'ın da katılmasıyla savaş alanı genişledi. Savaş 8 ay kadar devam etti. Bölgedeki Filistinliler katliam korkusuyla kaçınca İsrail daha çabuk ilerledi. Arap-İsrail arasındaki ilk savaştır. Sonuçlarına gelirsek, 7 Ocak 1949'da Rodos Adası'nda imzalanan Ateşkes Anlaşması ile son bulmuştur. Filistin'de yaşayan Arapların yurdundan edilmesiyle mülteciler meselesi ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler'in Taksim planına uymayarak İsrail savaşta ele geçirdiği toprakları bırakmadı. Kudüs şehri uluslararası statüye sahip olması gerekirken İsrail savaşın sonunda şehrin yarısını ele geçirdi. Mısır'da monarşi yönetimi sona erdirildi. Orta Doğu'da Arap monarşilerinin yıkılması ile sosyalist cumhuriyetçi rejimler kurmaya yöneldiler. İsrail'e karşı alınan yenilgi Arap milliyetçiliği hareketinde başlattı. Savaş sonunda ateşkes anlaşmalarının yapılması fakat barış anlaşmasının imzalanamaması Arapların intikam almasına imkan tanıdı. Bu aksaklığı fark eden Amerika, İngiltere ve Fransa 1950'de bir deklarasyon yayınlayarak Arap ve İsrail devletlerine iç güvenliği sağlayacak kadar silah satacaklarını ve bu silahların bir başka devletlere karşı kullanılmaması koşulunu getirdiler. Bu deklarasyonda Sovyetler Birliği'nin yer almaması, silah satışında ve Orta Doğu'da Sovyetler Birliği'nin rahat hareket etmesine olanak tanıdı. 1956 Süveyş Buhranı. Nedeni Mısır lideri Nasr'ın Süveyş kanalını millileştirdiğini açıklamasıdır. Orta Doğu'da etkinliğe devam ettirmek isteyen İngiltere ve Fransa, İsrail ile gizli bir anlaşma imzalayıp Mısır'a savaş ilan ettiler. Sovyetler Birliği'nin Londra ve Paris'e atom bombası atma tehdidi karşısında İngiltere ve Fransa geri adım attı. Süveyş krizi, 2. Dünya Savaşı öncesinde dünyaya egemen olan Batı Avrupalı devletlerin mutlak egemenliğinin son bulduğu, Amerika'nın desteği olmadan hareket edemeyeceklerini gösterdi. 1964'te Filistinlileri teşkilatlandırıp mücadeleye sevk etmek için 1. Filistin Kongresi düzenlendi. Burada Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. Bu kongrenin öngördüğü silahlı mücadeleyi yürütmek için gerillalardan oluşan askeri teşkilat El Fetih kuruldu. 1967 Arap-İsrail Savaşı, 6 gün savaşı. Nedenleri? 1948-1956 Arap-İsrail Savaşı'nın öcünü almak, Sovyetler Birliği'nin Suriye, Ürdün ve Mısır ile silah alışverişinde bulunarak cesaretlenmeleri, Amerika'nın Vietnam Savaşı ile uğraştığından İsrail'e destek olamayacağının düşünülmesi, Suriye'nin İsrail sınırında hadiseler çıkartması, Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye karşı Sovyetler Birliği'nden dolayı yaptırım uygulamaması. İsrail bu gelişmeler üzerine kendi tedbirini aldı, misliyle mukabele taktiği uygulamayı başlattı. 7 Nisan 1967'de 6 tane Sovyetler Birliği yapımı Suriye uçağının İsrail devleti tarafından düşürülmesi. Bu gelişme Araplar için haysiyet kırıcı, Sovyetler Birliği için ise prestij kaybıdır. Bu durum Suriye'nin daha fazla silahlanmasına, Sovyetler Birliği'nin ise bölgedeki kontrolünü artırmasına neden oldu. Vietnam Savaşı nedeniyle Amerika, Sovyetler Birliği'ni bölgede yalnız bırakmak istemediği için birlikte hareket etme kararı alındı. 5 Haziran 1967'de ilk saldırıyı İsrailliler başlattı. İsrail uçakları Mısır, Suriye ve Ürdün havaalanını bombalayıp hava kontrolünü ele geçirdi. Böylece İsrail, kara harekatını kolaylaştırdı ve 6 gün içinde sonuca ulaştı. Mısır cephesinde Süveyş kanalına, Suriye cephesinde Golan tepelerine, Ürdün cephesinde ise Batı Şeria'ya kadar ilerledi. 7 Haziran'da Ürdün, 8 Haziran'da Mısır ile ateşkes yapıldı. 10 Haziran'da Sovyetler Birliği Amerika'ya başvurarak İsrail ilerlemesini durdurmadığı takdirde askeri harekata dahil tedbirler alacaklarını bildirince Suriye ile de ateşkes imzalandı. Sonuçlar şöyledir. İsrail Kudüs'e sahip oldu. Süveyş kanalına kadar olan toprakları ele geçirmekle İsrail'in iç hat manevra olanakları çoğaldı.
İsrail sınırlarının Arap devletleri aleyhine daha da genişlemesi hem Filistin mültecileri sorununun çözümlenememesine hem de Arap halkının kin duygularının artmasına neden oldu. Arap ordularının teşkilatlanmış ve modern silahlarla donatılmış İsrail ordusu karşısındaki yenilgisi, Arap devletleri arasındaki işbirliği zorunluluğunun doğmasına sebep oldu. Arap ülkeleri genişleyerek İsrail sınırının kendi topraklarına da dayanacağı endişesiyle mümkün gördüğü bütün olanak ve kuvvetlerini Mısır veya Suriye emrine verdi. İsrail'in ihtiyacı olan silahları Amerika'dan sağlaması, Arapları Sovyetler Birliği ile daha sıkı ilişkiye sevk etti. Sovyetler Birliği Orta Doğu'yu biraz daha yerleşti. Arap ülkelerine malzeme gönderilmesi ve personelin eğitilmesini sağlamak amacıyla Orta Doğu'ya yerleşen Rusların, Akdeniz'de kurduğu deniz üsleri, NATO ve Türkiye için hayati önem taşıyan Akdeniz egemenliğini hissedilir derecede etkiledi. Arap-İsrail sorunu Birleşmiş Milletler Kurulu'na getirildi. Güvenlik Konseyi 22 Kasım 1967'de 242 sayılı kararı çıkardı. Bu kararla İsrail'in son savaşta işgal ettiği topraklardan çekilmesi öngörülüyordu. İsrail'e önce müzakere masasına oturulması, Araplar ise barış için önce İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiği görüşündeydiler. İki tarafın bu tavrı uzlaşmayı engelledi. Amerika, Orta Doğu'da kalıcı bir barış sağlamak, kendi aleyhine oluşan propagandaları engellemek için birçok görüşmede bulundu ancak net bir sonuç elde edemedi. 1967'de Sudan'ın başkenti Hartum'da yapılan Arap zirvesinde İsrail'e karşı yıpratma savaşının yapılmasına karar verildi. 16 ay bu taktik uygulandı. 1973 Arap-İsrail Savaşı, Ramazan Savaşı. Nedenleri, Arapların 1967 savaşında İsrail'in ele geçirdiği toprakları geri almak istemesi, Arapların prestijlerini kurtarmak istemesi, Arapların yıpratma savaşına uygun olarak İsrail'i tanımaması ve Filistinli gerilla kuvvetlerini desteklemesi. 1969'da Mısır, İsrail Hava Kuvvetleri'nin hava saldırılarını bir süreliğine durdurdu. Sam-2, Sam-3 füzeleriyle İsrail'i vurunca çatışmalar şiddetlendi. Amerika bölge barışını sağlamak için harekete geçti. Görüşmelerin başarısız olması ve sorunun sürüncelerinde kalması üzerine Araplar, topraklarının kurtarılması için tek yolun topyekun mücadele olduğu görüşünde birleştiler. Başta Mısır, Suriye ve Ürdün olmak üzere askeri hazırlıklarını artırmaya başladılar. Mısır silahlanma konusunda Sovyetler Birliği'nden istediği desteği bulamadı. Bunun nedeni aynı süreçte iki süper güç arasında SALT 1 görüşmeleridir. Mısır Sovyetler Birliği ile ilişkilerini kesip bu ülkenin askeri uzmanlarını geri gönderince bölgedeki konumunun zayıflamasından endişe eden Sovyet Rusya şartlı silah yardımında bulundu. 6 Ekim 1973'te Suudi Arabistan, Fas ve Iraklı ordu birlikleri saldırıya geçtiler. Başlangıçta Arap kuvvetleri başarılı olsa da İsrail karşı harekete geçtiğinde Güvenlik Konseyi'nin müdahalesiyle 22 Ekim 1973'te ateşkes ilan edildi. Mısır'ın kararı tanımaması üzerine Sovyetler Birliği ve Amerika araya girdi ve her iki ülkenin sınırlarının Birleşmiş Milletlerce korunmasına dair anlaşma yapıldı. 1974'te 101. kilometre barışı Mısır ve İsrail arasında Süveyş-Kahire yolunun 101. kilometresinde imzalandı. Amerika'nın İsrail ve Arap devletleri arasındaki sorunun çözümü için yaptığı seri görüşmeler İsrail'in Sina'dan çekilmesiyle sonuçlandı. Mısır, Süveyş kanalının doğu yakasına sahip oldu ve kanal tekrar deniz trafiğine açıldı. Mısır-İsrail kuvvetleri arasında Birleşmiş Milletler askerlerinin yerleştirilmesi kabul edildi. Araplar, İsrail devletinin kurulmasını engelleyemedikleri gibi devletin sürekliliğini sağlayan şartları da ortadan kaldıramadılar. Amerika'nın barış için gösterdiği çaba, Arap dünyası ile ilişkilerin düzelmesine ve Camp David anlaşmasına zemin hazırladı. Lübnan Savaşı 1975-1976. 1943'te Fransız mandasının son bulmasıyla kurulan Lübnan Devleti farklı din ve millet mensuplarını barındırıyordu. Zaman içerisinde ülkedeki halk gruplaşmaya ve siyasallaşmaya başladı. Ülke nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturmasına rağmen meclis, ordu ve devletin çeşitli kademelerinde Hristiyanlar çoğunluktaydı.
1975'te Lübnan hükümetinin balık avlama ayrıcalığını Hristiyan şirketine vermesi var olan gerginliği iç çatışmaya dönüştürdü. Ülkedeki Hristiyanlar Filistinli mültecilerin Lübnan'dan çıkarılmasını isteyince halk arasında çatışmalar bir kez daha başladı. Suriye'nin bölgeye sürekli müdahale etmesi bölgedeki Suriyeli asker sayısının artmasına neden oldu ama çatışmalar duruldu. Arap devletleri Lübnan'daki askerlerin Birleşmiş Arap Gücü adıyla ülkede kalmasına ve masraflarının birlikte tüm Arap devletlerince karşılanmasına karar verdiler. Ülkede huzursuzluk bitti ama Filistin Kurtuluş Örgütü'nün güçlenmesi ve Lübnan'daki etkinliğini artırması İsrail'in Lübnan'a saldırmasına neden oldu. İsrail 1982'de Güney Lübnan'ı ve Beyrut'un bir kısmını işgal etti. Günümüzde ülkedeki gruplaşma ve bu durumun getirdiği sorunlar devam etmektedir. Camp David Anlaşmaları 1978-1979. 1974 ve 1975 yıllarında Amerika, Orta Doğu politikasının ağırlığını koyarken Başkan Nixon bölgeye yaptığı gezi kapsamında Mısır'a geldi. Mısır hem İsrail'e kaptırdığı toprakları geri almak hem de içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için Sovyetler Birliği ile olan bağlarını kopararak Amerika'ya yakınlaştı. Mısır Amerika'dan ekonomik yardım ve gıda yardımının yanında Sina'daki topraklarının bir kısmını geri aldı. 1977'de Amerika'nın Arap ülkeleriyle Cenevre'de toplantı yapacağını duyurması üzerine Kasım ayında Mısır lideri Enver Sedat İsrail'i ziyarette bulundu. İsrail lideri Menachem Begin de Aralık ayında Mısır'a gitti. İki devlet arasındaki yumuşama süreci Arap dünyasında büyük tepkiyle karşılandı. Ancak İsrail'in Batı Şeria'yı yeni yerleşim merkezi olarak belirlemesi diyaloğun zedelenmesine neden oldu. Amerika iki lideri 1978'de Washington yakınlarında Camp David'de buluşturdu. 17 Eylül 1978'de Mısır, İsrail ve Amerika arasında anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Gazze ve Batı yaka bölgeleri hakkında tam bir açıklık yer almıyordu. Sadece 5 yıl içerisinde bu bölgedeki bir özerk yönetimin kurulması, gerekli altyapının oluşması için çalışma öngörülüyordu. İsrail bu topraklarda asker miktarını indirecekti. Filistin halkının meşru hakları ve adil istekleri İsrail tarafından tanınacaktı. İsrail ve Mısır arasında 3 ay içerisinde barış anlaşması yapılacaktı. Kudüs, Filistin sorunları ve Yahudi yerleşiminden dolayı anlaşma yapılamadı. 1979'da İran'da Şii rejiminin yönetime gelmesiyle dengeler değişti ve anlaşma gerçekleşti. İsrail, 3 yıl içinde işgal ettiği yerlerden ve 1967 Haziran Savaşı'nda işgal ettiği Sina Yarımadası'ndan çekilecekti. Mısır, İsrail'i resmen tanıyacak ve onunla diplomatik ilişkileri başlatacaktı. Bu kararlar sonucunda 26 Mart 1979'da Washington'da barış anlaşması imzalandı. İsrail, Sina'dan çekildi ve Mısır, İsrail devletini tanıdı. İlk kez bir Arap ülkesi İsrail'i resmen tanımış oldu. Sonuçları şöyledir. Arap ülkeleri bu anlaşmayı reddederek Sovyetlere yakınlaştı. İsrail'in Arap dünyası ile uzlaşma sürecini başlatan ilk anlaşmaydı. İsrail işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde meşruiyet kazandı. İsrail, Arap ülkelerinin en güçlülerinden sayılan Mısır'ı devre dışı bırakmış oldu. Mısır tarafı güvenceye alındığından Filistinlilere daha fazla yüklenme imkanı buldu. Arap ülkeleri başlangıçta Camp David Anlaşması'na tepki gösterdiler ve Mısır'la ikili ilişkileri kesme kararı aldılar. Mısır, Arap dünyası tarafından yalnızlığa itildi. Özellikle ekonomik destek sağlayan Suudi Arabistan'ın yardımlarının kesilmesi, Amerika'nın askeri ve ekonomik yardımda bulunması Mısır'ı Amerikan yanlısı yaptı. Amerika'nın politikalarıyla Arap devletlerinin Mısır'a karşı uyguladıkları ekonomik ve siyasi boykot kademe kademe kırıldı. İsrail'in Batı Şeria'yı yerleşime açması, Kudüs'ü kendi topraklarına katması, 1981'de Golan Tepelerini ilhak etmesi Filistin meselesini yine çözümsüz bıraktı. 1987'de Arap-İsrail çatışmasında İntifada Hareketi denilen yeni bir mücadele biçimi görüldü. Özellikle Batı Şeria ve Gazze'de kadınlar ve çocuklar silaha karşı taşla mücadeleye başladılar. Amaç İsrail'i bezdirmek, barış yapmaya zorlamaktı ancak bu girişime İsrail silahla karşılık verdi.
Filistin Milli Konseyi 15 Kasım 1988'de yayımladığı bildiriyle bağımsız Filistin devletinin kurulduğunu ilan etti. Ardından da İsrail'i tanıdığını açıkladı. Arap-İsrail Filistin konusunda önemli bir adım atmasına rağmen sorun hala devam etmektedir. İslam Konferansı 25 Ağustos 1969. İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa'nın kundaklanmaya çalışılması Müslüman devletlerin tepkisine yol açtı. İslam ülkelerin başkanları 25 Ağustos 1969'da Kahire'de ilk toplantılarını yaptı. Kurdukları teşkilatın üye devletler arasına dayanışma sağlamak, ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel alanlarda işbirliğini geliştirmek, ırkçılığı ve her türlü ayrımcılığı reddetmek ve kolonyalizme karşı çıkmak, ayrıca onuru, ulusal hakları ve bağımsızlığı için mücadele eden tüm Müslümanlara destek vermek amacında olduğu belirtildi. Ayrıca İsrail'in 1967 savaşından önceki sınırlara çekilmesi, İsrail'i tanıyan İslam ülkeleriyle ilişkilerin kesilmesine karar verildi. İslam Konferansı Teşkilatı, Maliye ve Ekonomik İşleri Bakanları, 1973 yılında katıldıkları Cidde toplantısında mali ve parasal bir müessesenin kuruluşunun önemini vurguladılar. 1974'te Pakistan'da ikinci toplantıda Filistin halkına hakların iade edilmesi, Kudüs'ün durumu ve İslam ülkelerinin ekonomik dayanışmasına yönelik olan İslam Kalkınma Bankası'nın kuruluş planı gündeme getirildi. İslam Konferansı Teşkilatı'nın 20 Ekim 1975 tarihli zirve toplantısında İslam Kalkınma Bankası'nın kuruluş planı onaylandı. Bu örgüt geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacıyla Suudi Arabistan, Kuveyt, Libya, Türkiye, İran, Mısır ve Birleşik Arap Emirleri tarafından kuruldu. Birleşmiş Milletler'de daimi olarak temsil edilmektedir.